Küp veriyorsun çocuklara. Anne baksana pantolonu, bu kıyafete, ceketi. Pantolon bitirdi beni. Evet. Evet, seni uğurluyoruz ve Rabia geliyor. Hoş geldin. Hoş buldum. Cebime sokayım ben. Çantan nerede? Ayakkabın nerede? Takıları nerede? Gülşen Hanım, hiçbirini yetiştiremedim. Bugün gerçekten çok kötü bir gün geçirdim. Gittiğim yer almadı, denedim olmadı. Son böyle sanırım bir dakikam falan kala ceketi almak için kasadaydım. Öyle kaldım. Bahaneler Gülşah'cığım. Evet, saçın çok güzel. Teşekkür güzel ederim, toplamışsın. Kemal'de yaptım. Aa, sen daha topladın mı? Dört kişiye ya. Yaptı. Değme yaptı. O zaman bunu baştan söyleyeceğim. Aa, saçın çok güzel abi. Yoksa Kemal mi yaptı? Evet, Kemal Bey yaptı. Bakın ben Kemal'in elinin değdiği bir şey hemen kendini belli ediyor demek ki. Tabii. Saçın çok güzel olmuş Gülşah. Kemal yaptı. Tabii kesikleriyle birlikte. Gülşah bir dakika falan sürdü toplam. Bir dakika yani. Kızgınım sana. Çok şaşırdım. Bir dakikada ona göre puan alacaksın demek ki. Bu halinle sana kızgınım. Sen git set al. Cuma günü. Artık dördüncü... Ödül. Ödül değil mi? Evet. Dördüncü ödül, çift hiç ödül bir de dördüncü. Sendromsuz geldiğim üst olmadı. Her pazartesi ceketini çok beğendim. Teşekkür ederim. İçine yaptığım bu kombinini sevdim. Ama siyah olsun istemezdim. Çünkü bu siyah değil de sanki daha böyle pudralar, bejler ve pastel tonlarını kaldırır. Ekrular. Pantolon, neden o pantolon? Ne var o pantolonda? Bayılıp da ikiniz de aynısını almışsınız. Beğendik ya. Dağıtılıyor mu? Çadır mı var? Nedir anlamadım ben. Bu vardı gittiğimiz sokakta genel olarak. Bak hayatım, içine o olur ama altına olmaz. Bir ceketin altına öyle bir pantolon olmaz. Ben dümdüz istiyordum, lastikli. İçine Uğurkan Bey'in kombinini yapmaya çalıştım. Spor ayakkabı giyip büyük çantalar falan. Gördüm zaten, sen içeri bir girdin. Kemal'e döndün, aha Uğurkan geldi. Aynen, onu duydum ben de. Evet, bu kadar. Buyur. Biz size Kemal'cim. Pardon Kemal, semt veriyoruz gezin diye. Siz bir sokakta dalıp sonra o sokakta başka pantolon yok diyorsunuz. Üç sokak gezdim ama bu kombini net kafamda belirledim. Beşinci sokağa geç. Yok ki. Nasıl yok canım? Üç sokak var. Bırak. Şimdi şöyle bir durum var Rabia'cığım. Sen hepsinin ağzına malzemeyi veriyorsun. Ondan sonra da söylenme. Kimse benim başarımı bana mal etmiyor, başkalarına mal ediyor filan falan. Öyledir, böyledir. Bunları kabul edemiyorum ben. Hı. Çünkü buraya bu şekilde gelirsen, yine iki hafta üst üste ödül almış bir insan, bir yarışmacı olarak buraya malzemeyi sen kendin veriyorsun ağızlarına bugün zaten. Bugün öyle oldu. Ben de çok mutsuzum. Ondan bu sonra da hiç ben, beni kimse benim başarımı ciddiye almıyor diye de söylenme oturduğun yok, yerde. Yok, hepsinin kötü sen geldi. Sen pazartesi buraya gelemezsin bu şekilde. Gelemezsin. Ben isteyerek gelmedim zaten. Tamam, ben de çok isteyerek veya istemeyerek son 10 dakika, son 6 dakika bana ne? 2 saatiniz var sizin. Çok güzel ceket. Heba etmişsin canım ceketi. Yani korkunç bir kombin. Gülşah'a katılıyorum, pudralar olacaktı komple. O zaman belki ayakkabısız geldiğin zaman yüksek puan almıştın. Ayakkabın yok, çantan yok. Belki alırdın. Takısı da yok. Takım da yok bu şeyin altında jean pantolon giyeceksin ya. Blazer ceket en basiti. Bu kadar. Aynen. Şimdi nereye gidiyorsun ve kaç para? Ben bugün bu kombini yapacağımı kafamda belirlediğim için dedim ki Urkan Hoca'yla bir kombin yapayım, belki oradan kurtarım dedim. Allah! Hey! Urkan'la ne yapıyorsun? Çıplak ayakla alışverişe geliyorum hocam yanınızda. İnşallah alışverişe Urkan'ın yanına gidiyorsun. Şu an uydurduğu konsept bu değil mi? Yo, sabah yok, söylemiştim. Sabah demiş Urkan'la. Bunu yapacağımı demiş. Karar dememiş. Vermiştim zaten. Şu an diyorum. Efendim? Çıplak ayaklı mı dedin Urkan'la alışverişe gidiyorum? Vallahi çok utanıyorum şu an. Öyle dememiş de işte Urkan'la alışverişe çıplak ayak gidiyor bulamadığı için. Peki, fiyatları da alalım. Zaten üzerinde 3 parça bir şey var. Eşofman takımım 120 TL, ceketim de 125 TL. Sana şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz seferde 2 hafta üst üste kolye aldım. Sonra yerlerde böyle üstüm. böyle gidiyor kombin dışı, değil mi? Evet. Konsept dışları falan filan. Şimdi yine 2 hafta üst üste kolye alıyorsun. Şu an doya doya moda evinde bu sezonda en çok kolye sahibi olan yarışmacı sensin. Önümüze ayakkabı yok, çanta yok, takı yok geliyorsun. Blazer'ın içinde de bir eşofman takımla geliyorsun ve sokakta yoktu diyorsun. Tam olarak öyle değil. Biz bugün ne yaptık geçtiğimiz haftalarda eksik geldi diye yarışmacı? Pazartesi günü ne yaptık? Geri gönderdiniz. Geri mi gönderdik? Yani elediniz. Diskalifiye. Diskalifiye ettik. Sen peki neye güveniyorsun? Geçen hafta böyle bir şey olmuşken bir yarışmacı bu eksiklerle geldi diye ilk gününde ciddiyetsiz bulduğumuz için diskalifiye edilmişken
Sen dört kolyene mi güveniyorsun? Hayır, güvenecek bir durum yok burada. Kimler geldi, kimler geçti? Ben sadece sanırım artık pazartesi sendromu yaşamak istemediğim için mi stres oldum? Ne oldu bilmiyorum ama o düşüş halime kesinlikle tekrar geçmeyeceğim. Ya bu bugünlük bir şeydi. Düşüş haline geçmeyeceğim, düştün zaten. Tamam, yarın tekrar toparlarım bu. Burası şu an şey zaten, bak yani. Şimdi neden kızlar sana laf söylüyorlar biliyor musun? Düşüyorum. Ama toparlamayacağım. Bir böyle harika, bir gidiyorsun şöyle. Bir, beş, böyle böyle gidiyorsun. Şimdi belli bir vizyonu olan, belli bir yeteneği olan, bu programa adapte olmuş bir yarışmacı bu halde gelmez. Şu an ben çok şaşırmış vaziyetteyim ve şoktayım. Ben şoktayım. De öyle Saray Hanım, tabii ki istemezdim. Her şeyi tamamlayıp konsept dışı olsaydım bile razıyım. Ben de öyleyim diye iki saatte alırsın. Ayakkabısız, çantasız, takısız gelmek ne demek? Zaten iki puan üzerinden değerlendiriliyorsun. Rabia, mümkün değil ya. Vallahi mümkün değil. Toparlayacağım. Mümkün değil. Ben ciddiye almadığını düşünüyorum. Nasıl dört kolye aldım tamamdır. Oo, ne alakası var Saray Hanım? Ben bugün çok stresle ve koştur koştur tel içinde yaptım alışverişimi. Ne alakası var Saray Hanım diyorsun ama manzara alaka hayatım. Tamam, bu öyle söyleyeyim sana. Ama Kemal hiç Bey. Hiç konuşacak, ağzını açacak tarafın yok. Hala da böyle savunmaya çalışıyorsun. Sadece sus. Sadece ciddiye alınmadım. Hayır. Ya almıyorsun, almıyorsun. Nasıl almıyorsun? Çantan yok, ayakkabın yok, aksesuarın yok. Nesini ciddiye alıyorsun? Sen en başından beri buradasın Rabia. Nasıl bu şekilde buraya çıkabiliyorsun sen? Hayırdır? Geçen hafta yarışmacı gönderdik ya. Aynen. Yavaş. Verdin mi bana konuşmayı? Tabii tabii. Rabia'm, ben böyle mi giyiniyorum kızım? Hayır hocam. Ah, yazıklar olsun. Yapamadım. Ayferin ne diyor? Böyle giyinir miyim ben? Yani daha kargo olsun. Pantolonumu bile baksana. Baksana nasıl boldur. Biz senin de benim bacaklarım ince olduğu için bol bırakıyorum. Sende de biraz bir fazlalık olduğu için bol bırakman gerekir be çocuğum. Sen büyük ay, beden değilsin. Ay bana alıştırdınız bir vermeyi konsept dışı olmasa da. Aa. Aa, havaya girdin. Evet. Aa. O zaman puan furyası. Evet. Bir. Bir. Vallahi ben ciddi anlamda sinirlendim. Bak ben pazartesi de, çok de iyi başladım. Herkese bugün dedim ki puanlarımı yüksek tutacağım. Sana yapabileceğim hiçbir şey yok Rabia. Rabia'm bir şey sorarak bunu puanımı açıyorum. Sen artık ben dört kolye artı bilezik aldım, tamam mı bu iş diyorsun? Tabii ki tamam değil. Daha burada kaç ayımız var ve ben finale bugünlük özür dilerim. Vallahi toparlayacağım. Asla ciddiye almadığımdan değil, fazla ciddiye aldığım için oldu. Stres oldum. E al o zaman bir. Seni yerine uğurlayalım. Yeni yarışmacımız Aslı Erdoğan'ı podyuma davet ediyoruz.